Bizim seçim sürecinde sahada en çok gezen arkadaşlarımızdan muhabirimiz Osman Çaklı şimdi bizi Anadolu yakasındaki turumuzu tamamlayıp Avrupa yakasına geçirecek. Osman seni dinliyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Merhaba. Maltepe'den başlayalım isterseniz önce. Olur. Maltepe'de CHP Esin Köymen'i aday gösterdi. Esin Köymen Mimar Odası Büyükkent Şubesi'nin başkanıydı. Aslında bu akademik odaların ve meslek örgütlerinin tanıdığı bir isim. Hatta pek çok davadan da bilinen biri. AKP AK Parti'nin adayı da Kadem Ekşi. Aslında Maltepe'de iki Rizeli, İkizdereli, iki aynı köyün adayı yarışıyor. Ama anketlere de baktığımızda esasında şey gibi bir durum yok. Yani CHP'nin çok avantajlı olduğu bir ilçe. Dengelerin çok böyle sürpriz beklenen bir yer değil. Çünkü Esin Köymen ilçede 45 yıldır orada yaşıyor. Tanınan bir ilçede. Ve aynı zamanda 20'den fazla sivil toplum örgütünün de desteğini almış bir isim. Ve yani görünen o ki aslında CHP yani benim izlediğim yerlerde özellikle AK Parti'den sağda daha fazla bir kampanya süreci yürütüyor. Esin Köymen de o isimlerden biri. Ve DEM Parti'nin adayı yok şeyde Maltepe'de ki bir önceki seçimde yaklaşık %5 kadar oy almış 4,5 civarı. Yeniden Refah'ın bir şeyi var, adayı var. Küçük Ağa Hacı Efendioğlu diye bir isim. Yeniden Refah'ın zaten bu seçim boyunca bir belirleyici etkisinden sürekli konuşuyoruz. Burada yine CHP lehine bir şey olabilir. Yani o dengeyi CHP lehine işleyen bir süreç işleyebilir. Yani açıkçası gözlenen o ki Maltepe biraz sürprize kapalı gibi görünüyor. Esin Köymen'in 1 Nisan'da Maltepe Belediye Başkanı olması hiç sürpriz olmaz diyerekten Üsküdar'a doğru gelelim isterseniz. Evet. Üsküdar'da çok genç bir aday var aslında şeyin CHP'nin Sinem Dedetaş. Şimdi iktidar tarafı ve aslında iktidar tırnak içerisinde yakın olan anket firmaları AK Parti'nin %10 farkla seçimi kazanacağı görüşünde. Ama hem 14-28 Mayıs'a hem 2019'a baktığımızda denge o kadar da şey yani makas o kadar açık değil Üsküdar özelinde. Hatta birbirine çok yakın. Hatta bu seçimde Sinem Dedetaş'ın şansının epey de kuvvetli olduğu konuşulan ilçelerden biri. Yani 46 AK Parti 45,7 gibi bir denge olmuş şeyde bir önceki seçimde. Yani ama ben yine de şöyle düşünüyorum. CHP her ne kadar çok böyle görselliğe çok para harcanmış, çok dikkatimi çek. Özellikle baktım yani Buğra Kavuncu ile konuştuktan sonra ona şey sormuştum. Neden siz kampanya boyunca hani pankart hiçbir yerde göremiyoruz? İki parti göze batıyor. İşte biri AK Parti, biri CHP. İnanılmaz bir afiş, sokakta böyle bir şey var. Görsel savaş var tırnak içerisinde. Üsküdar'da aslında bu görsellik açısından dikkat çeken yerlerden biri olmasına rağmen ben CHP oyunu yükseltebilir gibi düşünüyorum ama yine de çok sürprizli bir yer. Emin olmamakla birlikte AK Parti yine kaybetmeyebilir gibi duruyor. Burada da dengeyi aslında belirleyecek olan Yeniden Refah gibi görünüyor. Bilmiyorum sizin. Üsküdar'la ilgili ama bir not söyleyelim. Bence CHP'nin gösterdiği aday, şimdi şöyle bir süreçte yaşandı ya, İstanbul'daki mevcut belediye başkanlarının çoğu değişti ya da işte önceden aday olanlar tekrar aday olmadı. Yeni isimlerle tanıştık ve önemli bir bölümü de belediye bürokrasisinden aslında gelen adaylar oldular bunlar ama Sinem Dedetaş'ın Üsküdar'la aileden dolayı da hem şehir hatlarındaki mesaisi dolayısıyla da özel bir bağ olduğunu ben de katılabildiğim seçim etkinliklerinde gözlemledim. Yani CHP açısından en isabetli adaylardan biri olduğunu da farklı cephelerden duyduk. Dediğin gibi Üsküdar her zaman sürprize açık bir yer olarak son yerel seçimlerde, son birkaç yerel seçimde gitti. Benim de İstanbul'da en çok sonucunu merak ettiğim yerlerden biri. Evet, Evet, sen Osman bizi yavaş yavaş Avrupa yakasına doğru getirebilirsin. hatta Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminde 51 oy alarak Erdoğan'ın önünde kapatmıştı. Evet. Onu da Evet. ekleyerek tamamlayalım. Doğru. Doğru. Fatih Belediyesi bu aslında belki de İstanbul'un en merak edilen ilçelerinden biri. Çünkü Mahir Polat çok iddialı. Ben Mahir Polat'ı bir gün izledik, kendisiyle de konuştuk. Evet. Çok enteresan bir yer. Sokakta çok tanınan biri olmuş ve sahada aslında
CHP'li adaylar arasında en uzun çalışanlar demin. Yaklaşık 100, 110, 100, 120 gündür. İlk Fatih'te açıklananlardan çalışma. Biri oldu, evet, doğru. Evet, evet. Şey, böyle Ekrem İmamoğlu'yla aslında çok benzer, yani böyle şey yapmaktan, ne denir, tartışma yaratmaktan değil de kapsayıcı, işte herkesi anlayıp işte insanlarla temas kurarak etkili bir iletişim geliştirmeye çalışıyor. Gençler çok tanıyor. Yani beni en çok şaşırtan o olmuştu. Gençler tarafından çok tanınıyor. Bir de bu tabii Fatih, bu tarihi yarımada, işte İstanbul'un tarihi açısından çok önemli bir yer. Buradaki restorasyonların da aslında tırnak içerisinde bu dindar kesimde bir etkisi olmuş. Çünkü tarihe sahip çıkan, işte ecdada sahip çıkan, işte onu koruyan biri olarak biliniyor. Fatih, AK Parti'nin aslında kalesi olarak gördüğü bir yer ve tam anlamıyla AK Parti kendine o kadar emin ki sahayı tamamen Mahir Polat'a bırakmış gibi. Yani kampanya boyunca neredeyse böyle şey, sahada bir çalışma olmamış gibi görünüyor. Yani Mahir Polat'a kıyasla elbette böyle bir şey var. Mahir Polat yani sabahtan akşama kadar, iftar sonrası, hatta sahura kadar bir süreç işletiyor. Hatta kendisi oy farkının işte 2000'e kadar düştüğünü söyledi. Yani kendi aleyhine, yani oy farkı 2000'e kadar düştü. Ama görünen o ki, yani bizim de konuştuğumuz isimler olduğu, saha dışında Fatih'i takip eden Mahir Polat'ın işte oyu %23'lerden, yani CHP'nin oyu %23'lerden 40 artılara kadar çıkmış görünüyor. Ama artık burası şey, tavan. Yani buradan sonrası seçimde bir değişiklik görür müyüz 1 Nisan'da? Orası hala bir soru işareti. Ama Mahir Polat'ın aslında söylediği önemli bir şey var bence. Yani CHP'nin özellikle İstanbul'daki stratejisi, İstanbul'daki kadroların stratejisi sadece bu yerel seçimle ilgili değil. Aslında bazı yerlerde şeyi, dengelerin değişmesi çok muhtemel. Ama muhtemel olmasa da, yani kazanamayacak olmasalar da, kendilerini belediye seçiminde, hani belediye başkanlığı koltuğunda görmek gibi bir hayalin ötesinde belediye meclis üyeliklerinin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Mahir Polat da onlardan biri ve yerel seçim sonrası, belki de bilmiyorum, benim gözlemlediğim o, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir hazırlığı gibi bir şey, projeksiyonları var. Fatih sürprize açık diyelim bence, yani zihni bizde bir köşede kalsın. 31 Mart akşamı merakla izleyeceğimiz yerlerden biri diyerek tamamlayalım. Peki Osman, sana da teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bundan sonraki mesaide de. Şimdi Fatih, Didem Bercan'a bağlanacağız. Nergis, biz o da bize biraz boğa